Bu terfiyi aldığıma inanamıyorum. Bunu gerçekten hak ediyor muyum? Ben sadece şanslıyım. Eğer o büyük fırsat olmasaydı bunu asla başaramazdım. Benim yaptığımı herkes yapabilir aslında. İnsanların düşündükleri kadar yetenekli olmadığımı görmelerine izin veremem. İçime kapanırsam ve risk almazsam daha iyi olur. Kendimi rol yapıyormuş gibi hissediyorum. O kadar uzun süredir yetkinmişim gibi davranıyorum ki artık kim olduğumu ben bile bilmiyorum. Eğer kendinizle sık sık buna benzer konuşmalarınız oluyorsa, başarılarınıza değil de kusur ve eksikliklerinize odaklanıyorsunuz. Impostor sendromuna sahip olma olasılığınız epey yüksek. Impostor sendromu, bireyin sürekli başarılarından şüphe duyduğu ve yetkinliğine dair dış kanıtlara rağmen kendini başarısız, değersiz, yetersiz hissettiği psikolojik bir örüntüyü ifade ediyor. Impostor sendromuna sahip olan kişiler, başarılarını kendi yetenekleri veya sıkı çalışmaları yerine şans veya aldatma yoluyla, yani taktiksel davranarak elde ettiklerine inanıyorlar. Bu sendrom, yaşı, cinsiyeti, mesleği veya başarı düzeyi ne olursa olsun herkese etkileyebilir. Hatta en yaygın olarak akademisyenler, sanatçılar ve girişimciler gibi sürekli yenilik ve mükemmellik için çabalayan bireylerde görülüyor ve sıklıkla kişiyi anksiyete, depresyon ve tükenmişliğe sürüklüyor. Gelelim bugünün kitabına. The Impostor Cure kitabında klinik psikolog Dr. Jezebel Hibbert, impostor sendromunu anlamak ve üstesinden gelmek için kapsamlı bilgiler ve stratejiler sunuyor bize. Dr. Hibbert, kitabın adının cesurca olduğunu kabul etse de, sihirli bir değnek olarak bir tedavi sözü vermediğini, Kitabının öz şefkat geliştirmek için küçük adımlar atmanız için bir yol arkadaşı olduğunu vurguluyor. Yani bu kitabı okuyunca bir gecede hayatımız değişmese de kitabı okumak bu zorlayıcı duygularla yüzleşmek için iyi bir başlangıç olabilir. İster bir öğrenci, ister bir profesyonel ya da sadece öz saygısını geliştirmek isteyen birisi olun, bu kitabın kendi değerlerinizi kabul etmeniz ve gerçek potansiyelinize ulaşmanız için size güç vereceğine inanıyoruz. The Imposter Cure isimli kitabı Pınar Özkent sizler için okudu, özetledi ve yorumladı. Ben Bora Özkent de seslendiriyorum. Kitap Ekspresi ve Haddini Aşk Kulübü üyeleri için özel olarak hazırlanmış bu içeriğin hoşunuza gideceğini umuyoruz. Haydi başlayalım. Önce yazarın hayatına bir kısaca bakalım. Doktor Jessamy Hibbert, İngiltere'de yaşayan bir klinik psikolog ve yazar impostor sendromu, anksiyete ve depresyon üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Yazarımız lisans derecesini Birmingham Üniversitesi Psikoloji Bölümünden, doktora derecesini ise Surrey Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünden alıyor. Ayrıca King's College London Psikiyatri Enstitüsü'nde bilişsel davranışçı terapi alanında doktorasını tamamlıyor. Dr. Hibbert kariyeri boyunca ulusal sağlık hizmetleri ve özel sağlık kurumlarında klinik ortamlarda çalışıyor. Bilişsel davranışçı terapi ve farkındalık gibi kanıta dayalı müdahaleleri kullanarak anksiyete, depresyon ve diğer ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde geniş deneyimlere sahip. Kendisi klinik çalışmaların yanı sıra üretken bir yazar ve ruh sağlığı üzerine birçok kitap yazmış. En tanınmış kitabı ise bugün ele alacağımız The Imposter Cure. Dr. Hibbert bu kitabı imposter sendromu ile ilgili kendi deneyimlerinin yanı sıra yetersizlik ve kendinden şüphe duyma duygularıyla mücadele eden danışanlarıyla yaptığı çalışmalardan da yararlanarak yazmış. Hibbert aynı zamanda BBC, The Guardian ve Psychologist dergisi gibi popüler medya kuruluşlarına da sık sık katkıda bulunuyor. Yazar çok sayıda konferans ve etkinlikte konuşmacı olarak yer alıyor, ruh sağlığı ve tedavinin önemi konusundaki uzmanlığını paylaşıyor. Hibbert'ın çalışmaları birçok insanın hayatına dokunuyor. İçgörü ve tavsiyeleri, zihinsel sağlıklarını iyileştirmek isteyen bireylere ilham vermeye ve onları güçlendirmeye devam ediyor. Hadi şimdi gelin, Dr. Hibbert'ın The Imposter Cure kitabında bize neler anlattığına bakalım. Bölüm 1: 5 tür imposter sendromu vardır. Hiç kendinizi yetersizmiş ya da başarısızmış gibi hissettiğiniz oldu mu? Yeni bir iş terfisi aldığınızda beklentileri karşılayamayacağınızdan endişe ettiniz mi? Üniversitede yaşıtlarınıza ayak uydurmakta zorlandınız mı? Aldığınız ödül ve övgüleri hak etmediğinizi düşündüğünüz oldu mu? Değersiz hissettiniz mi? Bu tür duygular imposter sendromunun belirtileri olabilir. Imposter sendromu inançlarınız ve beklentileriniz çarpıştığında ortaya çıkar. Imposter sendromuna kapıldıysanız yalnız olmadığınızı asla unutmayın. Bu yüksek başarı gösteren insanlar arasında yaygın bir duygu durumudur. Bu sendroma sahip kişiler hedeflerine ulaşmadıklarında büyük bir utanç hissederler. Bu da suçluluk duygusuna yol açarak kendilerinden şüphe duymaya ve düşük motivasyona neden olur. Son derece başarılı birinin yaptığı iş görüşmeleri sonucunda red edildiğinde kendisinden şüphe etmesi ve kendini başarısız bulması tipik bir imposter sendromu örneğidir. Kişi o şirketin beklentilerinin, kültürünün ya da içeriden bir adayı yerleştirmiş olmasının işi alamamasına neden olabileceğini düşünmez, kendisini suçlar, kendisine eksik bulur. Konunun önde gelen uzmanlarından biri olan ve Imposter Sendromu Enstitüsü'nün kurucularından Dr. Valerie Young tarafından yapılan bir araştırma, Imposter Sendromu yaşayan kişilerin şu 5 karakter özelliğinden birine ya da birkaçına sahip olduğunu gösteriyor. 1. mükemmeliyetçiler yüksek standartlara sahiplerdir. İşler mükemmel olmadığında kendilerinden şüphe duyarlar, başarısızlıktan korkarlar. Ancak mükemmellik imkansız olduğundan bu duyguları hiç bitmeyen bir sıkı çalışma ve tatminsizlik döngüsü yaratır. 2. doğal dahiler işlerin nasıl ve ne zaman yapılacağına odaklanırlar. Bir şeyi hemen yapamadıklarında kendilerini yetersiz hissederler. Yeni şeyleri çabuk öğrenirler ancak azim ve sabır gösteremezler. 3 solaistler ancak tek başlarına başarabilecekleri hedeflerin peşinden gitmeye değer olduğuna inanırlar. Bu yüzden bir proje ters gittiğinde bile yardım istemezler. Sorunlarla karşılaştıklarında yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmamak için işleri erteler, yüzleşmekten kaçınırlar. 4 uzmanlar bilgi toplamaya bayılırlar. Yetkinliğin her şeyi bilmek anlamına geldiğine inanırlar. Uzmanlar deneyimsiz veya bilgisiz görünmekten endişe ederler. Ancak sürekli bilgi toplamakla meşgul olduklarından bir türlü gerçek bir adım atamazlar. Ve 5. Süper kadın ve süper erkekler gerçek dışı beklentileri vardır ve mükemmeliyetçiler gibi ya hep ya hiç diye düşünürler. Başarıyı herhangi bir konu veya durumda kusursuz performans olarak tanımlarlar. Gördüğünüz gibi bu karakterlerden her biri kendini küçümseme, kendinden şüphe duyma, yetersizlik hissi, başarısızlık korkusu gibi temel belirtiler içeriyor. Impostor sendromu için tek bir tedavi olmasa da nasıl ortaya çıktığını anlamak başlamak için ideal noktalardan birisi olabilir. Bölüm 2: Kendinizle yaptığınız negatif konuşmaların farkına varın. Başarı, onaylanma ya da mükemmellik beklentisi gibi ihtiyaçlar impostor sendromuna neden olabilir. O halde neden bazı insanlar bu beklentileriyle ilgili rahatsızlık duyarken Diğerleri duymuyor. Bu aslında rahatsızlığı nasıl yorumladığınıza bağlı. Imposter sendromu olan biri yaptığı ya da yapacağı bir işle ilgili kendini rahatsız hissettiğinde bunu yetersiz ve beceriksiz biri olduğunun işareti olarak kabul eder. Yeterince iyi olmadığına ya da başarmak için yeterince hazır olmadığına inanır. Ya da tıpkı Dr. Hibbert'in örnek verdiği Poppy gibi düşünebilir. Poppy yüksek potansiyeli olan bir yazar adayıdır uzun uğraşlar sonunda hayalindeki yayın eviyle bir kitap anlaşması imzalar. Ancak sonra derin bir korkuya kapılır. Ne yazabilir ki? Kaç kitap satacaktı? Neden birileri onun yazdığı kitabı okusun ki? Bir yazar kimliği bile yok ki. Başarısızlık korkusu onu ele geçirir ve bu da onun bakış açısını değiştirir. İlk kitabı oldukça başarılı olmasına rağmen ikinci kitabına da aynı şekilde korku ve endişe hissederek başlar ve kendinden şüphe duymaya da devam eder. Bu durumda hiçbir başarısı onu yeterince tatmin etmez ve omuzlarında sürekli koskoca bir yük taşıyormuş gibi hisseder. Zor bir duygu, zor bir durum, öyle değil mi? Oysa hata yapmakta bir sorun yok. Bunlar öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır ve sizin değerinizi ya da yeteneklerinizi tanımlamaz. Mutlaka birçoğumuz tecrübe etmiştir. Korku ve endişe aşırı uyarılmaya neden olarak hayatımızı zorlaştırır ve bizi hareket edemeyecek duruma getirir. İşin kötüsü, imposter sendromu her zaman apaçık belli değildir. Duygular muhakeme yeteneğimizi bozabilir ve aslında başka bir şey işaret edebilecek duyguları görmezden gelmemize neden olabilir. Ne kadar çok şeyi başarıyla tamamlarsanız tamamlayın, kendinize dair algınız kusurlu ve eksik kalabilir. Düşüncelerinizin her zaman doğru olmadığını kabul etmek, imposter sendromunun üstesinden gelmek için büyük bir adımdır. Bunu fark edebildiğinizde, olumsuz inançlarınızın geri kalanını sorgulamaya başlayabilirsiniz. Endişelenmeyin, bunu yapmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Peki ama nasıl öyle diyorsunuz değil mi? Bir kalem ve kağıt alın şimdi. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, şimdiye kadar başardığınız her şeyin bir listesini yapın. Aldığınız dereceler, ödüller, projeler, iltifat ve övgüler, öğrendiğiniz hobiler, üstesinden geldiğiniz zor durumlar, başkalarını desteklediğiniz anlar. Bu maddeler sevdiklerinizi ağırladığınız harika bir akşam yemeği olabileceği gibi iş yerinde iyi yaptığınızı düşündüğünüz bir sunum da olabilir. Sonra kendinize listenizdeki her şeyi başarmış bir kişi hakkında diğer insanların ne düşüneceğini sorun. Bu kağıdı başarısız olduğunuz teorisinin yanlış olduğuna dair bir kanıt olarak kullanın. Aslında altından kalkabileceğiniz nice güzel işler var. Öyle değil mi? Bu basit uygulama farkındalık yaratır. Böylece bir sonraki olumsuz düşünce aklınıza geldiğinde bunun bir gerçek değil bir duygu durumu olduğunu bilmenizi kolaylaştırır. Kendinizi başarısız ve yetersiz olarak etiketlediğiniz anları daha kolay atlatabilmek için listenizi düzenli olarak güncelleyin. Bazıları bunu bir günlük tutma alışkanlığına dönüştürür bugün iyi yaptığım neler vardı, bu hafta neyin üstesinden geldim gibi soruların cevaplarını düzenli olarak yazarlar. Bir diğer yöntem de olumsuz düşüncelerinizle ilgili çelişecek kanıtlar bulmaktır. İş görüşmesi örneğinden gidelim. Hangi şirkete başvursam olumsuz sonuçlanıyor. Pek de başarılı birisi sayılmam. Bu düşünceyle çelişecek kanıt, öyle mi? Peki şu anki işini nasıl aldın ya da şu an nasıl bu şirkette devam edebiliyorsun? Kendinize sorun. Bu olumsuz düşünce ve duyguların gerçek kanıtı nedir? Odada kendini eleştiren tek ses siz olabilir misiniz? Bir araştırmacı olsaydınız, çoğu kişi aksini söylerken tek bir veri kaynağına gerçekten güvenir miydiniz? Bu uygulama kendinizle ilgili yanlış inançlarınızı hızla ortadan kaldırmanıza ya da duygu durumunuzu daha gerçekçi bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. Bölüm 3 Aşırı Çalışma ve Kaçınma Imposter Sendromu Belirtisidir Dr. Herbert bu bölümde avukat William'ı örnek olarak gösteriyor. William yakın zamanda terfi almış ve kendisine ekstra sorumluluklar verilmiş bir avukat. Beklediğinden fazla iş yüküyle karşılaşıyor ve çok geçmeden yeterince çalışmadığını ve bu nedenle bu terfinin altından kalkamayacağını hissetmeye başlıyor. William stresi yüzünden cilt sorunları yaşamaya başlıyor. Sorunun iş yükü olduğunu kabul etmek yerine sessiz kalmayı tercih ediyor. Ne de olsa daha fazla saatler çalışabilir değil mi? Ya çalışmazsa, ya yerine bir rakibi geçerse? Çok geçmeden William hafta sonları dinlenmek ya da ailesiyle vakit geçirmek yerine sadece çalışmaya başlıyor. Ancak az önce bahsettiğim gibi ister bir süpermen İster bir soloist karakterinde olun, William bu duygu durumunu yönetmeyi öğrenmek zorunda. Aksi takdirde işveren her zaman daha fazlasını isteyebileceği gibi kendisini hiçbir zaman yeterli hissetmeyebilir. Bu tip bir duygu durumu ile karşı karşıyasanız şunları yapmanızı öneririm. 1- Öncelikle kabul edin ki iş hayatınızın bütününü temsil etmez. Profesyonel kimliğimiz birçok kimliğimizden sadece bir tanesi. Zamanınızı sadece iş yerinizdeki görevleriniz için harcadığınızda kendinize anlamlı yatırımlar yapamazsınız. Hem kişisel gelişiminiz, hem sağlığınız ve de sevdikleriniz gibi daha önemli alanlarda geride kalırsınız. Bana kalırsa gerçek başarısızlık bu noktada başlar. 2. Zamanınızı, emeğinizi, aklınızı, ilginizi neye ne kadar harcadığınıza her zaman dikkat edin üzerinize sadece mevcut işleri halletme sorumlu alır ve tüm enerjinizi o yöne aktarırsanız kendinizi büyütecek ve geliştirecek birçok fırsattan mahrum kalırsınız. Bu da sizi hiçbir getirisi olmayan ve sonu gelmeyen bir döngün içinde sıkışıp kalma riskiyle karşı karşıya bırakır. 3. Hayatta neyi başarmak istediğinizi ve başarı tanımınızı netleştirin. Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Kendinizle ilgili bu dünyaya söylemek istediğiniz neler var? Bu dünyadan gittiğiniz zaman arkanızdan nelerin söylenmesini istiyorsunuz? Değerlerinize uygun yaşamak ne anlama gelir? Bunun için ne yapmalısınız? Başarı sizin için tam olarak ne demek? Sadece terfi mi ya da çalıştığınız kurum mu? Neler sizin için başarılı bir insanı temsil ediyor? Başarının bir varış noktası değil, bir yolculuk olduğunu unutmayın. Süreci kucaklayın ve yolculuğun tadını çıkarın. Yanıtlarınızı yine bir kağıda yazmanızı ve saklamanızı öneririm. Çünkü bu sorulara dürüst ve açık yüreklikle yanıt verdiğinizde kendinizi başarısız ya da yetersiz olarak etiketlemekten vazgeçebilirsiniz. Ne de olsa sizi siz yapan muhteşem özellikleriniz var. Öyle değil mi? Bölüm 4: Kendinize karşı anlayışlı ve nazik olun. Bazen kendi kendinizi motive etmek çok zordur. İç sesiniz size karşı sert olabilir. Daha da kötüsü, bunun bazen farkında bile olmayabilirsiniz. Kendinize dışarıdan bakmak ve öz eleştiri yapmak harikadır. Ancak kendinizi sürekli olarak dövmemelisiniz. Öz eleştiri objektif kalmanıza ve kendinizi geliştirmenin yollarını bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak kendinizi sürekli eleştiriyorsanız, bu sizi korku ve şüpheyle doldurur. Aynı zamanda motivasyonunuzu azaltır, ilham perilerinizi kaçırır. Ve sizi gelişmekten alıkoyar. Bu da kendinizi dövmeyi bırakmanız için gayet yeterli bir sebep. Öyle değil mi? Imposter sendromuna sahip pek çok kişi kendilerine eleştirer gözle bakmalarının onları başarıya götürdüğünü düşünür. Oysa gerçek şudur. Haddinden fazla zedeleyici bir öz eleştirinin olumsuz etkisine rağmen başarılı olmuşlardır. Araştırmalar acımasızca kendimizi eleştirdiğimizde daha yüksek depresyon ve anksiyete riskiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Kendimizi eleştirebiliriz. Öz değerlendirme yapabiliriz ancak ipin ucunu kaçırmayalım. Öz şefkat burada büyük rol oynuyor. Kendimize karşı anlayışlı ve nazik olmayı, yeteneklerimize inanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Şöyle diyebilmeliyiz. Hata yaptım, olabilir, insanım ve öğreniyorum. Bir başkasına asla söyleyemeyeceğiniz sözleri, mesela aptal, tembel, beceriksiz. Kendinize bunları ne kadar rahat söylüyorsunuz öyle değil mi? Kendine karşı şefkat gösterebilen insanlar daha dayanıklıdır ve aksiliklerden daha kolay kurtulurlar. Hatalarından ders alma, kendini geliştirmek için adım atma ve potansiyellerine ulaşma olasılıkları da daha yüksektir. Öz eleştirinin pratik ile zaman içinde değiştirebilecek bir alışkanlık olduğunu unutmayın. Kendinize karşı sabırlı olun ve daha olumlu ve dengeli bir öz değerlendirme için çalışmaya devam edin. Zor durumda olan bir arkadaşınızı düşünün bir hata yapmış ve sonucunda kendini zora sokmuş dahi olsa onu cesaretlendirmek için yanında olursunuz öyle değil mi? Onu acımasızca yargılar mısınız? Muhtemelen hayır. Devam edebilmesi için onu motive etmeye çalışırsınız. Benzer şekilde kafanızın içindeki ses sizin ilerlemeniz için en büyük destekçiniz olmalı, en sert eleştirmeniniz değil. Kendinize en azından bir arkadaşınıza gösterdiğiniz nezaket ve anlayışla davranarak öz şefkat gösterin. Öz şefkat, acı çektiğinizi kabul etmek ve bunu hafifletmek için adımlar atmak anlamına gelir. Gerçekçi olmayan bir standardı karşılamak için çabalamak yerine kendimizi kabul etmeyi ve hatalardan öğrenerek yola devam etmemizi amaçlar. Asla unutmayın, hayat kendimize söylediğimiz sözcükler, sonucunda attığımız ve atamadığımız adımlarla şekillenir. Kendi hikayenizi nasıl kurgulamak ve hangi adımları atmak istiyorsunuz? Peki, kendinize yalan yanlış söyledikleriniz bu adımlarınızı engelliyor olabilir mi? Eğer iç sesinizi bir türlü susturamıyorsanız, çok güvendiğiniz ve sevdiğiniz birileriyle konuşmak da size iyi gelebilir. Duygularınızı ifade ettiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz. Ayrıca hissettiklerinizle ilgili sohbet etmek, onları normalleştirmeye ve yönetmeye de yardımcı olur. Bu nedenle içinizdeki sert ses ortaya çıktığında güvendiğiniz biriyle iletişim kurmayı mutlaka denemelisiniz. Unutmayın, duyduğunuz ses sadece korkularınızın sesi, kendi sesiniz değil. Bölüm 5. Mükemmellik peşinde koşmak, başarısızlığa davetiye çıkartmaktır. Bu bölümde Matilda'nın hikayesine dalıyoruz. Matilda tiyatroyu çok seviyordu. Çocukken tiyatroya gittiğinde en ön sırada oturup oyunu adeta büyülenmiş şekilde izlerdi. Bu yüzden tiyatro okuluna gitme fırsatı doğduğunda oldukça heveslenmişti. Tiyatro eğitimine başladığında sınıf arkadaşlarının yetenekleri onu oldukça şaşırtmıştı. Herkes ondan daha iyi görünüyordu. Yine de azimle çalışarak onlara yetişti. Çabasının karşılığını alarak bir gösteride başrolü kaptı. Yine de kendini değersiz hissediyordu. Kendisini sürekli başkalarıyla kıyaslıyordu. Zaman geçtikçe bu baskıya dayanamaz hale geldi. Peki yanlış giden neydi? Matilda, mükemmelliyetçilik dürtüsünün yetersizlik duygusunu körüklediğinin farkında değildi. Mükemmelliyetçiliğiniz güvensizliğinizi besler. Bu da aşırı çalışmaya veya tam tersine işlerden kaçmanıza yol açar. Erteleme hastalığı yaşayan birçok insanda gördüğüm ortak nokta bu. Bir işin o kadar mükemmel olmasını istiyorlar ki bir türlü başlayamıyorlar. Aslında gerçekte olan şu, mükemmellik için ne kadar çok çabalarsak Elimizdeki işten o kadar az keyif alıyoruz. Çünkü tek amacımız daha çok çalışmak ve daha fazlasını başarmak haline geliyor. Mükemmeliyetçilik risk almanızı veya yeni şeyler denemenizi engelleyebileceğinden bir tür kendi kendini sabote etme aracı olabilir. Sürekli olarak mükemmelliği hedefliyorsanız kendinizi başarısızlığa hazırlıyorsunuz demektir. Unutmayın, hayatta hiçbir şey mükemmel değildir. Dolayısıyla standartlarınızı çok yükseğe koyarsanız onlara asla ulaşamazsınız. Mükemmeliyetçilik her zaman kendi kendini yenilgiye uğratır ve başarılması imkansızdır. Bir an için durun ve bir insanın neden mükemmel olmak isteyebileceğini düşünün. Mükemmeliyetçilerin gerçekten de daha iyi çalışanlar ve ebeveynler olduğuna inandığımız için mi? Sebep her ne olursa olsun bu tür düşüncelerden kurtulmalısınız. Çünkü bu tür düşünceler neler olup bittiğini net bir şekilde görmemizi imkansız hale getiriyor. İçinizdeki sabote edici ses size mükemmeliyetçiliğinizi bırakmanın çılgınlık olduğunu söyleyebilir. Ancak bunun sağlığınıza maliyetini düşmelisiniz. Ne kadar mükemmeliyetçi olursanız karşında o kadar fazla psikolojik ses yaşarsınız. Gerçekte başarılamayacak bir şeyin peşinden koşmak için neleri riske attığınızı düşünmeye ne dersiniz? her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak yerine birkaç temel alana odaklanmayı deneyin. Ne zamanki güçlü yanlarınızı kabul eder ve onları parlatmaya odaklanırsanız o zaman hayatınızdan keyif almaya başlarsınız. Mükemmeliyetçiliğin sabit bir özellik değil, zamanla ve pratikle geliştirilebilecek bir alışkanlık olduğunu unutmayın. Kendiniz için daha gerçekçi hedefler belirleyerek işe koyulun. Bölüm 6: Kaçınmayla ve aşırı çalışmayla mücadele edin. Zaman en değerli varlıklarımızdan biridir. Bu nedenle onu nasıl kullanacağımızı akıllıca seçmemiz gerekir. Hayatınızı dolu dolu yaşamak için bir haftaya ne kadar çok şey sığdırmaya çalıştığınızı yeniden gözden geçirin. Belki de sürekli bir şeylerin peşinden koşarak daha fazla çalışma alışkanlığını bir kenara bırakıp daha sürdürülebilir bir yaşam düşünmeye başlamanın zamanı gelmiştir. İlk adımınız kendinizi önceliğiniz haline getirmek olmalı. Sınırınızı belirleyin ve başkalarının ihtiyaçlarını kendinizinkine tercih etmemeye alışın. Molalar vermeyi unutmayın. Sorumluluklarınızı paylaşmayı öğrenin. Her şeyi kendiniz yapmaya çalıştığınızda kendinizi başarısızlığa hazırlamış olursunuz. Hepimiz zaman zaman destek almaya ihtiyaç duyarız. İş yükünüz konusunda dürüst ve açık olun. Talepleri ve taahhütleri minimumda tutun çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız bunu mutlaka paylaşın. En önemlisi hayır demeyi pratiği yapın. Her şey evet demek zorunda değilsiniz. Fazla çalışmanın üstesinden gelmek için sizden gerçekte ne beklendiğini ve neyin gerekli olduğunu öğrenmeye çalışın. Hibbert, %80'inin tamamlandığını düşündüğünüz işi teslim ederek ve insanların nasıl tepki verdiğini görerek teoriyi test etmenizi öneriyor. Aslında kendi iyiliğiniz için aldığınız tüm kararları küçük küçük test edebilirsiniz. İşleri delege etmek, hayır demek, sınır koymak, ara vermek ve sürekli birilerini konta etmeyi durdurmak gibi tüm kararları küçük adımlarla test ederek etkilerini gözlemleyin. Hayatı dolu dolu yaşamanın belirli bir başarı ya da mükemmellik seviyesine ulaşmakla değil, yolculuğu kucaklamak ve her günü en iyi şekilde değerlendirmekle ilgili olduğunu asla unutmayın. Ve tabii belki de en önemlisi kendinize zaman ayırmanın tembellik anlamına geldiği fikrinden kurtulun. 7-24 üretken olmamıza gerek yok, imkan da yok. Dinlenmek veya eğlenmek için zaman ayırmak bizi başarısız değil, aksine daha üretken kılar. Bu yüzden ne olursa olsun kendinize öncelik verin. Sonrasında kendinizi ne kadar iyi hissettiğinize şaşıracaksınız. Mükemmellik ihtiyacınızı bir kenara bıraktığınızda her şey daha iyiye gidecek. Sonuçta karşınıza çıkan iyi şeyleri takdir etmeyi öğrenmek hayatın özüdür. Ve yavaşladığınızda şükredecek şeyler bulmak daha kolaydır. Hayatınızı dolu dolu yaşamak istiyorsanız onun tadını çıkarmak için zaman ayırmalısınız. Çünkü hayat geçilmesi gereken bir sınav değil, tadına varılması gereken bir maceradır. Sevgili Haddini Aş ve Kitap Ekspresi üyeleri için hazırladığımız bir kitap özetinin daha sonuna geldik. Bugün Dr. Jessamy Hibbert'ın The Imposter Cure isimli kitabını ele aldık. Kitabı Pınar Özkent sizler için okudu, özetledi ve yorumladı. Ben Bora Özken de seslendirdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve yine küçük bir hatırlatma, asla unutmayın en güzeli kitabın kendisini okumaktır. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.